Evet, şimdi SQLite'in limitlerine bakalım. Bu çok önemli bir konu. Her veri tabanı yönetim sisteminin ya da her teknolojinin limitleri çok önemlidir. Çünkü onun limitleri sizin limitlerinizi belirler. Bu nedenle bunu inceleyeceğiz ve bunun üzerine konuşacağız. Her SQLite veri tabanı dosyası birden fazla eş zamanlı yazıcı ve sınırsız sayıda okuyucuya izin veriyor. Burada tavsiye edilen tek eş zamanlı yazıcıdır. Bunu söylemekte fayda var. SQLite'ın temel mantığı diyelim aslında bu şekilde. Hani size bir MySQL ya da PostgreSQL, Oracle, SQL Server kapasitesini sunmak için tasarlanmadığından dolayı diyor ki benim yazma işlemlerim sonuçta bir disk üzerindeki bir dosyaya yazma işlemi var. Bu nedenle tavsiye edilen yöntem tek bir yazıcı, eş zamanlı yazıcı üzerinden yazma işlemi, veri yazma işlemi yapmak. Ama istediğiniz şekilde sınırsız sayıda okuyucuya izin veriyor. Yani veri okuma kısmında bir limiti yok. Bu aslında çok farklı, detaylı bir konu. Veri tabanı mimarileri üzerinde. Biz buna şöyle diyebiliriz. Dirty data, yani kirli veri yöntemi diyoruz. Şöyle diyeyim. Siz veri tabanı yönetim sistemlerinde bir veriyi okurken aslında o veri o anki veri değil. Şöyle açıklamama izin verin. Şimdi aynı anda birden fazla kullanıcı yazma iznine sahip. Veri tabanı yönetim sistemlerinden bahsediyorum. Oracle, SQL Server vesaire. Burada birden fazla kişi aynı anda yazabilir. Aynı millisecond bile olabilir. Bunda herhangi bir sınırlama yok çünkü. Bunu yapabilmek için tasarlanmışlardır. Altyapı sunucuları böyledir. Şimdi orada diyelim ki bir de transaction yetkimiz var. Bu veri tabanı yönetim sistemlerinde. Ben bir transaction oluşturdum. Bu transaction uzun sürebilir. Aynı anda bitmeyebilir. Çünkü o transaction içerisinde insert, update, delete vesaire birçok farklı işlem vardır. Bu birkaç saniye sürebilir. Bu transaction işleminin tamamlanması, yani commit edilmesi. Transaction dediğim gibi ayrı bir konu ama bu konuyu şu başlığı anlatabilmek için bunu örneklemem lazım. Biraz derine girdim. Burada bir transaction'ın gerçekleştirdiği bir işlemi, mesela insert işlemi yaptı. Ama bu transaction commit olmadan önce bu transaction hata verebilir ve geliştirici tarafından rollback edilebilir. Yani geri alınabilir. Geri alındığı zaman da bütün yapılan silme, ekleme vesaire işlemler geri alınacaktır. Yani daha önceden insert yapıldıysa bile o işlem geri alınarak sanki o veri daha önceden eklenmemiş gibi olacak. Oradaki data, o satırdaki veri. Yani yok olacak kısacası, silinecek. Çünkü transaction başarıyla tamamlanmadı burada. Bu nedenle veri tabanı yönetim sistemlerinde dirty data kavramı vardır, kirli veri. Yani tamamlanmamış, commit edilmemiş bütün transactionlar, ki bütün işlemler transaction'dır veri tabanı yönetim sistemlerinde, bütün işlemler aslında dirty data olarak arka planda vardır. Siz henüz commit edilmese bile o veriye ulaşabilirsiniz ama o verinin veri bütünlüğünü veri tabanı sunucusu garanti edemez. Çünkü o commit edilmemiş bir datadır. Dirty data'dır. Bu durumda siz özel bir istek yapmadığınız sürece, yani bana o andaki, o tablodaki, o andaki veriyi nasıl olursa olsun ver. Kirli data da olabilir, kirli veri de olabilir. Ya da commit edilmiş gerçek, bitmiş bir transaction'ın verisi de olabilir. Önemli değil. Bana o veriyi göster derseniz bunu ek bir sorguyla yaparsınız. Yani direkt select sorgusu yaptığınızda size o dirty data getirilmez. Sadece bitmiş transaction'lar verilir. Onların verisi size gösterilir. Şimdi burada da bu sınırsız sayıda okuyucu mantığını anlayabilmek için bu dirty data olayını bilmeniz gerekiyor. Sınırsız sayıdaki okuyucu aslında transaction'lara bağlı bir şekilde yönetiliyor. Sizin dirty data dediğimiz o tamamlanmamış transaction'lardaki veriye erişmenize izin verilmez.
size doğrudan tamamlanmış transaction'lara erişme yetkisi. Bu yazıcı ve okuyucu olayını, eş zamanlı yazıcı ve okuyucu olayını anlayabilmeniz için bu özelliği verdim. Bu örneği verdim. Yani temel transaction mantığını bilmeniz gerekiyor ki neden eş zamanlı yazıcı ve sınırsız sayıda okuyucu diye özellikle belirtildiğini anlayabilmeniz için. Şimdi bu biraz daha dediğim gibi detaylı bir konu ama temel örnek olarak bu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Join mantığında SQLite limitler içerisinde, joinler içerisinde 64 farklı yol mevcut olduğunu söylüyor. Bunları joinler konusunu incelerken konuşacağız. Ama joinlerin biraz daha detayına girmek gerekirse, joinler aslında şöyle çalışıyor, normal veri tabanı yönetim sistemi sunucuları. Siz bir istek yaptığınız zaman arka tarafta, ki bu bahsettiğim normal basit bir select sorgusu da olabilir, çok karmaşık sorgular da olabilir. Siz karmaşık bir sorgu yaptığınız zaman bu sorgunun sintaksının ne kadar doğru olup olmadığını aslında siz çok bilmiyorsunuz. Yani şöyle diyeyim, ben diyelim bir SQL uzmanıyım ama sunucuyu geliştirenler, o veri tabanı yönetim sistemini geliştirenler kadar o sisteme hakim olma mümkün değil. Bu nedenle bunlar o sorguyu alıp senin yapmak istediğini anlayacak sorgular geliştiriyorlar arka planda. Bunlar otomatik üretilen sorgular ve ilgili verinin bulunması için bir map oluşturuluyor arka planda. Harita. Bu harita ne yapıyor aslında? Neyin haritası? O disk üzerinde dağıtılmış bir şekilde bulunan verinin haritası. İndeksler nerede? Bu verinin şu parçası nerede? Bu parçası nerede? Vesaire. Hepsini bir harita, haritalı bir şekilde tutuyor aslında. Bunları daha performanslı sağlayabilmek için birçok yöntem uyguluyorlar arka planda. İşte bunları sağlayabilmek için de size verilen özelliklerin haricinde birçok farklı özellik daha var arka planda kullanılan. Mesela bu 64 farklı join yöntemi dediğimiz olay da bu aslında. Siz bir işlem yapıyorsunuz, bir join yapıyorsunuz. Birden fazla alanda bulunan veriyi elde etmek istiyorsunuz. Ama bunun en performanslı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak için aslında veri tabanı altyapısı ona karar veriyor. En performanslı ben bu veriye nasıl ulaşırım kısmında. Ve bunlar da bu şekilde kullanılıyor. Bir diğeri 1 GB metinsel ya da blob içerik kapasitesine sahip. Bu per row, yani her satır için geçerli olan kapasite. Bu kadar küçük bir veri tabanı mimarisi için müthiş bir şey. Bu diğer büyüklerde de böyle aslında. Bunun sınırı aslında donanımsal sınırla ölçülen bir sınır sahip. Eğer veri tabanı sistemini geliştiren kişiler bir sınır koymuyorsa yönetim ve performans açısından, bu donanımsal sınırla ölçülüyor. Burada da SQLite mimarisini geliştirenler diyor ki biz her bir satır için 1 GB metinsel veri ya da blob dediğimiz bu dosya, doküman vesaire, bunları saklayabilme kapasitesini veriyoruz. Tek bir satırda bunu saklayabilirsin. Per database kısmında, yani bir database'in kapasitesi nedir? SQLite'de oluşturacağınız tek bir veri tabanının. Burada da 140 terabyte diyorlar. Bu uçuk bir rakam aslında ciddi anlamda. Bu sınırı aslında sınırsız demeye getiriyor. Bunu geliştiren kişileri dinledim hani. Bizzat onlardan anlamak için neyi nasıl yapıldığını vesaire. Hani geliştiren kişi bizzat diyor ki bu aslında disk kapasitesi diyor. Yani 140 terabaytın üzerinde bir disk biz test edemedik diyor. Yani biz SQLite'i geliştirirken bundan daha büyük kapasitedeki altyapıları kullanamadık diyor ki haklı. Yani bu bir Microsoft ya da bir Oracle değil. Kendi imkanları sınırlı bir şekilde geliştiriliyor. Bu nedenle diyor ki bizim elimizdeki kapasite bu kadardı ve bunu test edebildik. Ve bunda da sıkıntı yok diyor. 125 veri tabanı per connection, yani tek bir veri tabanı connection'ı bağlantısı üzerinden 125 veri tabanına erişilebiliyor vesaire, yönetilebiliyor. 2000 sütun per table or per index. 2000 sütun per table or per index, yani
Bu da aslında gene fiziksel sınırlara kadar giden bir durum. Hemen hemen diğer büyük devasa veri tabanı yönetim sistemlerinde de böyle bir durum söz konusu. 2000 ya da bu oranlarda sütun sınırına sahip. Bu performans ve diğer konuları da göz önüne alarak aslında konulan bir sınır. Per table, yani tek bir tablo içerisinde maksimum 2000 tane sütun oluşturabilirsiniz. Bunu hani yeni başlayanlar karıştırabilir. Satır ve sütun olayı çok farklı. Burada tasarımı, o tabloyu tasarlarken 2000'den fazla sütun oluşturamazsınız demek oluyor. Yani kullanıcılar tablomuz var diyelim. Burada ID bir sütun, kullanıcı adı ikinci sütun, o kişinin adı üçüncü, soyadı dördüncü sütun, e-mail'i beşinci sütun gibi. Bundan 2000 tane yapabiliyorsunuz. Ki zaten bu kadarını şöyle diyeyim, hiçbir veri tabanı design best practice kitabında ya da kaynağında bunu kullanmanız tavsiye edilemez yani. Bu devasa bir rakam. Bu sadece sınırları söylüyor. Tablo, indeks ya da satır sayılarında bir sınırlama yok. Burada bizzat kendisi söylüyor. Tablo, indeks ya da satır sayılarında hiçbir sınır koymadık diyor. İhtiyacımız yok diyor buna sınır koymaya vesaire.